Geliyor bir tane daha bütçeli model. Sıralar bunlara ağırlık veriyoruz ha. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün biraz pislenmiş bir poşet. Hemen ben çıkartayım. Hoşuma evet, gitmedi. Evet, bence İki gündür duruyordu gerçi aşağıda ama masaya koyasım gelmedi. Boy nereden aldım arkadaşlar? Aldığım zaman da Instagram'dan duyurmuştum. Eğer abi sen alıyorsun biz alamıyoruz falan diyorsanız mutlaka beni Instagram'dan da takip edin. Orada daha dinamik paylaşımlar yapıyoruz. Aldığım zaman sizleri de haberdar ediyorum. Aldığımız ayakkabı arkadaşlar Harden Step Back 2. Hatırlarsanız biri geçenlerde inceledim. Outlet'ten almıştım biri. Çok geç kaldım maalesef. Evet. Ama iki de bu kadar geç kalmak istemediğim için hızlıca aldım. Step Back 1 sizler tarafından çok istenen, çok da tercih edilen bir modeldi. İşte yaz geliyor, yeni ayakkabılar arıyorsunuz. Özellikle bütçeli ayakkabılar arıyorsunuz. O yüzden anlıyorum tabii ki birçok arkadaşım, öğrencisiniz çoğunuz. Bütçeli modeller arıyorsunuz ve merak ediyorsunuz nasıl diye. Ben de uzun süredir de buna ağırlık vermeye çalışıyorum. Ve o şekilde de Step Back 2'yi Boyner'den aldım. Normalde 1000 liraya yakın fiyatı var yani 900 küsür artık bütçeli model kavramını değiştirdik gerçekten. Maalesef ülkemizin hali diyelim. Bir şey diyemiyorum. Normal imzalarını ama bütçeli versiyonları olarak bunlar çıkıyor tabii ki. Bu da arkadaşlar 575 miydi? O civarda indirimden aldım. Ha ideal. Hani zaten bütçeli modeller böyle indirime girdiği zaman işte bu fiyatla düşüyor. Bunu da 450'ye almıştım. Outlet'ten aldım. Hani artık bu bitiyordu. Hani seri sonunun seri sonu gibi düşünebilirsin. Bu da 500'ün altına çok iner mi emin olamıyorum. Ama bu fiyatları buluyorsanız bence iyi bir fiyat. Hemen kutusuyla da başlayalım. Kutusu standart bir Harden kutusu. Evet. Sanki Vol 3'ün, Vol 2'nin de mi böyleydi? Hepsinin aşağı yukarı bu şekilde gibi hatırlıyorum. Normal imzalarında Step Back'in böyle değil miydi? Böyle değildi. Daha büyük siyah bir kutusu vardı. Kutusu şimdi içeride hatırlayamıyorum nasıl kutu olduğunu. Şöyle Harden yazıyor. Logosu var. Hemen açalım. Hiç beğenmeyeceksin bence bu rengi ama. Siyah mı? Simsiyah bir şey. Sadece... Siyah ayakkabı severim canım. Sadece bu rengi vardı. Şöyle çıkartayım. Çok ilginç. Törtlemiş baksana şuraya bak. Muhtemelen bir mağazadan yollamış olabilirler. Giyilmiş modeller oluyor ya bazen bu şekilde mağazadan yollandığı zaman. Hiç basit ayakkabısı değil ya. Evet. Değişik bir şeymiş ya. Çok büyük geldi yine gözüme. 45 evet. numara aldım. Adidas'ta da artık 44.5'lar zaman zaman sıkmaya başlıyor. 45. Bence 44.5 almadan ayakkabının altı pis. Nerede? Resmen giyilmiş bu ayakkabı. Oluyor. Şu ayak özellikle. Yani olabiliyor. Muhtemelen tozlu oluyor. Muhtemelen bir şey olabilir. Mağazadan gönderiliyor. Boyner'de mağazadan gönderiyor muhtemelen. Bunu da 45 almıştım çünkü o yüzden bunu 45 tercih ettim. Biraz bakalım simsiyah olması kesinlikle hiç tam istediğim bir şey değildi ama inceleyeyim. Sizler beğendiğiniz renkleri bulup alabilirsiniz diye yapmak istedim. Her şey sizin için diyormuşum. Çok kötü değil bence yani şu daha kötü. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. Biraz ben tipini beğenmiyorum bunun genel olarak. Evet. Yani bunun tipi bir daha farklı en azından albenisi olabilir farklı renklerinde. Evet. Daha üst tek renk olsa mesela bence bu güzel ama hep bütün renklerini böyle karman çorman yapmışlardı Harden'ı. Bunda ise renkleri daha stabil yaptılar. Tek renk üzerinden gittiler. Şöyle hızlıca bakalım. Açıkçası ben de sizlerle birlikte ilk defa görüyorum. Üstünde kullanılan tatlı, esnek, pofirik bir kumaş var. Hafif de delikli muhtemelen. İçi çok sıcak olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Olabilir geliyorlar, yani. Deniyorlar falan. Yani mağazadan zaten olduğu zaman her türlü içeride de olsa deniliyor biliyorsun. Üstünde böyle farklı biraz daha sert plastikten katmanlarda kaynatılmış. Yandan başladığınızdan itibaren biraz daha üst bir kumaş var. Genel itibariyle fena değil ben kalitesini hafif beğendim. Yani bakayım şuna nazaran evet. Bire nazaran daha hafif. Birdeki kaliteyi hiç beğenmemiştim. Çok çabuk kırışan ve çirkinleşen bir yapı vardı. Ha bu da yani çok iyi olmasa da bence bire göre daha iyi geldi. En azından ilk görüşte böyle hissettim. Üç çizgim ise hemen ayakkabının yan tarafında. İçine bakıyorum. İç yine oldukça pedlendirilmiş, tatlı. Dilimiz var kocaman bir dil. Biraz hafif ince buldum. Ama şu arka kısmın şeyi oldukça hoş. Topuk koruması iyi gibi. Topuk fena değil. Harden logosu burada yer alıyor. Yani şunun topuk koruması bir tık daha güzeldi. Evet. Yine ben performans incelemesi yapıp belki 1-2 kıyaslayabilirim ama burada böyle görsel olarak da yanımda bulunmasını istedim. Bunun biraz daha ince geldi. Bire göre tabii ki performansı nasıl olacak bilemiyorum. Şurası çok ince geldi bana ya. Ne diyorsun? Topuk kısmı. Evet. Yani yastıklama kısmı çok ince geldi. Arkadaşlar hemen şöyle ayakkabının kenarında bounce yazıyor. Aynı birde olduğu gibi de ikide de bounce var. Birdekini pek beğenmemiştim. İnce bulmuştum. Muhtemelen bu da ince olacak. Harden'lar gitgide guard ayakkabılarına daha yanaşan bir yapıya bürünmeye başladı. Daha yere yakın, daha sahayı kontrol eden. Herhalde bilmiyorum oyunda biraz daha farklılıklar mı
olduğu için böyle yapıyorlar. Yani fena değil. İç kısmında da şöyle yine bir üst katman mevcut. Genelde böyle delikli sanki içini gösteren bir yapıya benziyor hepsi. Ama kirli tozlu sahalarda oynuyorsanız buraları mesela dolduğu zaman çıkartamazsınız. Hmm. Şimdiden sizden abi ben bunu nasıl temizleyeceğim diye sorular geliyormuş gibi hissettim. Bunu temizlemek çok zor olur arkadaşlar. İçlerine kum toz dolduğu zaman bir şey yapamazsınız. Yani zaten dışarıda da oynarsınız diye tahmin ettiğim için. Pis bir leş gibi bir ayakkabı olacak. O yüzden indirimden almak mantıklı. Hemen tabanın altına bakalım. Bu rengi yumuşak plastikten ve aşırı yumuşak ya. Yani dışarıda oynamaya çok uygun olmayabilir çok bu renk. Çok taş girecek şekilde bence. Yo hiç ben. Ha, şuraları. Şuraları. Şu sık olan yerler muhtemelen o şekilde olacak. Üç çizgi tabanın tam ortasında. Bilmiyorum nasıl iş yapar. Hemen şunu şöyle kıyaslama olarak topuk bir görebilirsiniz. Topuk kısmı çok ince geldi bana. Nasıl yani? Yine şurası çok mı? Çok geniş olup topuğu çok dar geldi. Buna bakarsan sanki bu daha geniş. Genelde Adidas'ın yaptığı şey bu. Bu aslında dengeyi iyi kurmanı sağlıyor. Biraz daha geniş yüzeye bastırıyor seni. Ama bu neden bu şeffaf plastikten yapılmış onu bilemiyorum. İlk bakışta da oldukça da hızlı eskiyecek tarzda bir kimyasala varmış gibi geldi. Belki farklı renklerinde... Çabuk erir gibi geldi. Emin onda. Olamıyorum ama sert plastikten renk bulursanız bence onu tercih edebilirsiniz. Evet bu şekilde bağcıklarının şeylerine bakabiliriz. Bağcık delikleri sağdan soldan var. İyi kilitleneceğe benziyor. Tabi baksana ayakkabının yani uzun bir bölümünde bağcık var. İyi bir kapanma şöyle yakalayabilirsin. Önemli olan bilek kurumasının bir şeyi yok. Yani ama ayakkabının... sanki ayakkabı çok dengesiz gibi geldi bilmiyorum. Yok ben hiç öyle olacağını zannetmiyorum. Yok hiç öyle olacağını zannetmiyorum. Adidas'ta özellikle bu tabanın şuraya bakar mısınız ya? Delik. Bu ne böyle ya? Şurasını görüyorsunuz. Hasarlı resmen ya. Arkadaşlar. İndirimden bu şekilde aldığınız zaman yani bunu her yerde gözlemliyoruz. Sinksap'tan geçen almıştım hatırlıyorsanız. İndirim aldığınız zaman bu şekilde oluyor. Yani yapacak bir şey yok. Aldığımızda mutlu olmayı öğrenmemiz lazım galiba. Hadi şimdi ayağımıza deneyelim bakalım nasılmış. Bounce yastıklaması özellikle merak ediyorum. Ayakkabının hissini merak ediyorum. Genel olarak görsel bir şey diyemeyeceğim. Zaten beklentim de çok yoktu. Hiç yoktu hatta. Tamamıyla sizlere almak, önden göstermek ve incelemek için sipariş ettim. Çok mutlu muyum? Değilim. Ama zaten her daim mutluluğu aramıyoruz bu videoda. Önemli olan sizler bunun ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu görün. Elimde az çok ayakkabı hakkında fikir edinin. Performans detaylı incelemesi gelsin. Ve alacakları fikir olsun diye yapıyoruz. Hadi şimdi ayağımıza giyelim. Evet, bakalım nasıl hissettirecek. Bold yerde 44.5 iyi olmuştu ama yani biraz böyle sanki vuracakmış gibi hissettiğim için 45 almıştım. Ve yani gayet de iyiydi. Ooo iyi ki de 45 almış ha. Ya şu arkadaki petlemeler var ya seni aşırı öne itiriyor. Şuraya bak şurada ayağım. Of arkadaşlar 45.5 alabilirmişim. Şu an sol ayağım benim biraz daha sağa göre büyük. Nasıl olacak bilmiyorum. İçinde şöyle bir hardım var. Şöyle bak içine biraz daha bakabilirsek görüyor musun? Şurası mesela buna şey deniyor. Bu yani bir nevi çorap ve tek bölümden oluşuyor. Ayakkabı ayağınızın üzerine kapanıyor zaten. Şurası iki katman gibi ama tek. Şuradan şöyle bakayım. Ha yok aşağı doğru gidiyor mu? Değişik bir şey yapmışlar ya. İçinde böyle kademe kademe kısımlar var. İşte şuraya mesela ayağın şurası ölü bölge. Şu ayağın, şu topuk var ya. Orası ölü bölge olduğu için yani sen sanki diyorsun ki of 45 numara giyiyorum. Hayır aslında büyüklük buradan kaynaklanıyor. Şimdi şöyle giyeyim. Giymesi falan tatlı ama. Adidas hep bunu yapıyor ama çok büyük gibi evet. Duruyor ama aslında değil yani. Yani içi dar. Biraz farklı dizaynları Adidas'ın. Nike mesela daha bence şey geliyor bana. Nasıl diyeyim geleneksel tasarımlar. Bu biraz daha böyle farklı çılgın tasarımlar gibi. Bayağı fena kapattı biliyor musun ayağımı? Biraz benim sevmediğim bir his neredeyse şurada ayağım. Gerçi yok yine bir boşluk var gibi hissettiriyor. Galiba ayakkabının yapısından arkadaşlar böyle öne doğru kapanan yani şurası var ya şurası. Bak neden kaynaklanıyor biliyor musun? Ayakkabı böyle şuraya doğru noktaya doğru birleşiyor. Normalde ayakkabılar şöyle yukarı kıvrımlı oluyor. Şurası çok dar ayakkabı evet. Zaten. Evet. Kesinlikle şuranın darlığından kaynaklanıyor. Benim hiç sevmediğim tarz bir tasarım. Yani büyük alsan da rahat edemiyorsun ayakkabıda. Evet. Çünkü ayağın parmağın orayı hele tombiş parmaklı falan arkadaşlarım varsa direkt burada işkence onlar için. Yani fena değil. Bounce tatlı. Çok kapandı ya. Çok böyle şey fit hissettiriyor. Kesinlikle dengesiz hissettirmiyor senin dediğin gibi. Şu çıkıntının büyüklüğüne bakar mısın aşkım? Mümkün değil yani. Mümkün değil dengesiz hissetmezsin. Özellikle crossover'lara dayalı bir oyununuz varsa rahatça çok tombiş değil mi sanki? Ayağım böyle bir tombiş mi? Evet. Bana mı öyle geldi bilmiyorum da. Alışmışım seni hep böyle topuklu ayakkabılarla bir garip geldi bu. Çok yere yakın değil mi? Ben demiştim sana aşırı yere yakın hissettirdi. Evet farklı. Fena değil. İçi rahat arkadaşlar.
çok ufak bir yastıklama var gibi. Yani sahayı böyle iyi kontrol edeceksiniz. Crossover atarken, ne bileyim geçer ederken güzel. Çok ağır arkadaşlara uygun değil muhtemelen. Benim gibi çok ağır arkadaşlara uygun olacağını düşünmüyorum. Ama onun dışında şeyi güzel. Yani tisli rahatlı. Güzel bir renk bulursanız, indirimden bulursanız bence alınabilecek güzel bir model olabilir. Evet, ilk hisler fena değilmiş ya. Görüntüsü kadar kötü değil rahatlığı. İçine giydiğin zaman hani aşağı bakma gayet evet, fena değil, güzel. Çok hızlı bir biçimde arkadaşlar bunun performans incelemesini yapacağım. Daha sonra Harden Step Back 1 ile karşılaştırmayı düşünüyorum. Yakında Harden Wall 5'i alacağız diye tahmin ediyorum. O da belki bir iki hafta içinde gelir. Kıyaslamalar, birlikte karşılaştırmalar, incelemeler, kutu açımları biliyorsunuz zaten bizim yaptığımız işler. Evet, bu şekilde de sonlandıralım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım biraz da olsa sizlere fikir verebilmiştir. Hemen beni beklemeden alacaklara sesleniyorum. Mutlaka yarım numara büyük alın. Aynı benim Nike numara, yani Kyrie gibi falan düşünebilirsiniz şu anda bunu. Ve bu şekilde de çıkışı yapalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bugünlük ayakkabı dersi out. Siyah da şey oldu. Kimisi böyle seviyor. Hani ben diyor bunu mesela işte giyeyim diyor. Pek diyor işte okulda giyeyim diyor. Fazla diyor göz önüne çıkmasın. Kimisi çok böyle boom seviyor. Kimisi de içinde kaybolan olsun. Göze batmasın. O açıdan tercih edebilir mi? Edilebilir. Keyifler. Zevkler ve renkler tartışılmaz diyorlar.